Efendim herkese merhaba, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Saatimiz 23'ü gösteriyor ve Kanal 23 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, 30 Nisan Salı ve böylelikle de Nisan ayının son programını gerçekleştiriyoruz. Yarın 1 Mayıs değerli izleyenler. Evet, programımıza başlıyoruz. Haftanın ikinci günündeyiz. Konuklarımızı da ağırlamaya devam ediyoruz. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut bizlerle birlikte. Kıymetli Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum bütün Sağ olun. seyircilerimize. Teşekkür ederiz. En son Ramazan'dan önce program yapmıştık değil mi Evet. başkanım? Ramazan Ramazan içerisindeydi içerisinde sanırım. miydi? Evet. Tabii o günden bugüne muhakkak ki çok değişen konular var. Elbette ki. Güncel gelişmeler Elbette. de elbette var ama bugün biraz farklı bir program gerçekleştirelim. Özellikle de sizin Evet. veterinerlerle ilgili biraz değinelim. Evet. Mesleğin tabii ki elbette güzel tarafları, zorlu tarafları muhakkak ki vardır. Evet. Biraz onlara değinelim, konuşalım. Şimdi o zaman biraz tarihçesinden bahsedelim. Yani veteriner hekimleri dünya açısından da, ülkemiz açısından da biraz tarihçesinden Evet. bahsedelim. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. Elbette insanoğlu var oldukça insanla hayvan arasındaki iletişim tarih boyunca devamlı var olmuştur. Ama bu hastalık tedavi süreçleri insanoğlu var oldukça insanlığın buna karşı bir ilgisi sürekli olmuştur. Ancak modern anlamda veteriner hekimlik eğitim öğretiminin başlaması ilk defa Fransa'da 1762 yılında başlıyor. 1762'de Fransa'da veteriner okulu açılıyor. Ondan sonraki yıllarda ülkemizde ilk defa ki o dönemde Osmanlı İmparatorluğu daha çok böyle savaşlarda atların kullanıldığı bir ortamda at hekimliğine dönük olarak 1842'de askeri veteriner okulu açılıyor. Askeri veteriner okulu açıldıktan sonra ilk sivil veteriner okulu 1889 yılında açılıyor. Bunların içerisinde bu sivil veteriner okulu içerisine girenlerden biri de Mehmet Akif. Ve 1893 yılında bu sivil veteriner okulu ilk mezunlarını veriyor. Ve Mehmet Akif Ersoy da bu mezunların içerisinde okul birincisi olarak mezun oluyor. Daha sonra takip eden yıllarda bu sivil veteriner okulu Ankara Üniversitesi olarak Veteriner Fakültesi olarak 1930'lu yıllarda Ankara'da açılıyor. İkinci Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi açılıyor. Bundan sonra takip eden yıllarda ülkemizde halihazırda şu anda 30'a yakın Veteriner Fakültesi eğitim öğretim vermekte. Mezun vermekteler yani. Tabii aslında köklü bir geçmişi var, köklü bir tarihi var. Evet. Bu da dile kolay yani. Tabii ki çok ciddi tarihi var ve tarihsel süreç içerisinde çok değerli bilim adamları da yetiştirmiş ve Türkiye'nin gelecekteki projektörlerini de ışık tutacak. Mesela Süreyya Tahsin Aygünler gibi, Şefik Kolaylılar gibi ve Mehmet Akifler gibi hem o dönem içerisinde ki o dönemde enstitülerin kurulma şeyleri başlıyor. İşte bakteriyolojik çalışmalar, viral çalışmalar, saha çalışmaları o Birinci Dünya Savaşı sırasında mesela Anadolu'da sığır vebası patlak veriyor. Birçoğu Anadolu'yu karış karış dolaşıyor. Aslında Akif de onu söylüyor. Diyor ki benim Akif ormanımdaki en büyük etken Anadolu'da o savaşın hengamesinde o Anadolu insanının çileli yaşamını göre göre ben bu birikim bende oluştu diye benim temelimde bu var diye de bir söylemi var yani. Evet. Peki yani şöyle günümüze gelirsek yani mesleğin özellikle de zorlu tarafları nelerdir? Şimdi veteriner hekimlik mesleği tek alanda çalışmayan, birden fazla alanda çalışan hatta 40'ın üzerinde farklı kompartmanlarda çalışan, departmanlarda çalışan, çalışma alanları son derece geniş. Hayvan sağlığından tutun da gıda hijyenine kadar, gıda üretimine kadar, çiftlik hayvanlarından sokak hayvanlarına kadar, süs hayvanlarına kadar, ev hayvanlarına kadar ve sağlıklı gıdanın imalatından denetimine kadar birçok alanda, farklı alanda veteriner hekimler çalışmalarını sürdürmektedirler.
Zaten 5 yıllık hali hazırda eğitim, öğretim, zorlu bir eğitim ve öğretim süreci yaşayan veteriner hekimler, ki bunda sadece hayvan sağlığına dönük olarak değil, birçok hastalıklar, zoonoz hastalıklardan tutun da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardan tutun da viral hastalıklara kadar hayvanların değişik türlerin kendi içerisindeki farklı hastalıklarından tutun da gıdanın üretimi, denetlenmesi ve sağlıklı bir şekilde sofraya ulaştırılmasına kadar, hayvancılık ekonomisine kadar, tarım ekonomisine kadar geniş bir perspektifte, donanımlı bir şekilde veteriner hekimler okullarından mezun olmaktalar. İlk gündeki eğitimlerinden sonra tabii özellikle de serbest çalışan ve sahada çalışan veteriner hekimler 7-24 saat dinlenmeksizin sahada dağ demeden, taş demeden, kar, kış demeden, yağmur demeden hem hayvan sağlığında, hayvansal sağlıkta hem de insan sağlığının koruyucu bölümünde, ki buna ne oluyor? Sahadaki zoonoz hastalıklarıyla mücadelede, gıdanın sağlıklı bir şekilde işlenmesinde veya sağlıklı bir hayvanın kesimhaneye gelmesinde veya sağlıklı süt ve mamullerin üretilmesinde tabii ki veteriner hekimlerin çok üstün rolleri vardır. O anlamda baktığımızda hem geniş anlamda çalışma alanları, hem zorlukları, hem de yüklenmiş olduğu ciddi sorumluluklar vardır. Elbette, yani. Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi siz bir tahta anlatırken şöyle bir hani aklımdan geçiriyorum da hakikaten çok fazla dalı var. Yani sizin dediğiniz gibi 40 alanda, 40 departmanda, farklı alanlarda çalışmalar yürütüyorsunuz. Evet. Bu da gerçekten zorlayıcı olmuyor mu yani? Tabii branştan branşa muhakkak yani değişir okulu, ama. Okulun temel eğitimini aldıktan sonra bu farklı departmanlarda bir veteriner hekim bir anda bütün departmanlarda çalışmıyor. Mezun olduktan sonra meslektaşlarımız çalışabilecekleri alanları belirliyorlar. Belirliyorlar. Veya işte atamaları yapıyor kamuda ise o alanlara yöneliyorlar. O alanlarda profesyonelleşiyorlar. Ondan sonra kendi halkına, kendi ülkesine ve kendi mesleğine hizmet ediyorlar geleceğe dönük olarak. Peki burada mesela en zorlarından bahsedersek neler diyebiliriz? Hani böyle başlıklar içerisinde en zorlu alanlar. Yani şöyle düşünün, mesela çok yakın bir yakınımız var daha doğrusu aileden. Yani o sahayı tercih etmiş. Evet. Hatta at çiftlikleriyle ilgilenen bir yakınımız. Yani bazen mesela işte diyor gecenin bir vaktinde kalkıyorum diyor. İşte hayvan diyor, işte şöyle oldu böyle oldu, çiftliğe gidiyorum diyor. Yani gibi. Tabii bütün alanların kendisine ait sorumlulukları var. Zorlukları var. Ama tabii saha hekimliği farklı bir alan oluşturuyor. Saha hekimliğinde çalışırken sizin de dediğiniz gibi gerek bayramlarda, gerek hafta sonlarında ve gerekse gece saatlerinde herhangi bir şekilde uyandırılabilirsiniz. Hasta hayvana çağrılabilirsiniz. Bunda yol sorununuz olur, uyku probleminiz olur. İşte kar, yollar karlı olabilir. İşte bir hayvanın doğumuna giderken yol olmayabilir, fırtına olabilir. Farklı farklı zorluklar içerisinde o mesleği icra etmeye çalışırsınız. Yani bir hayatı hem ekonomik olarak üreticinin ekonomik olarak kaybının önüne geçmeye çalışırsınız, hem de bir hayvanın yaşamına dokunmuş olursunuz bu anlamıyla. Tabii diğer alanların da kendisine ait bir takım sorumlulukları var. Aynı zamanda da zorlukları var. Tabii biz veteriner hekimler sahada çalışırken sadece bu fiziksel olarak çalışma şartlarından ziyade maruz kaldığımız bir takım sıkıntılarımız var. Nedir mesela bunlar? Mesela bunlardan biri zoonoz hastalıklar. En çok kim neyle uğraşıyorsa onlar daha çok bunlara maruz kalabiliyor. Bunlar ama bunun neyle? Sonuçta bir önlemi vesaire yok mudur? Yani sonuçta yani biz tabii ki gerekli tedbirleri alıyoruz ama bütün tedbirlere rağmen bazen klinik bulguların olmadığı hastalıklarda hasta hayvan ile temas veya işte belli araç gereçlerle temas neticesinde bulaş riskleri olabiliyor. Ama tabii bütün bunlara rağmen biz hijyenik tedbirleri de almıyor değiliz yani. Bunlar var. Tabii son yıllarda özellikle de çalışanlarımıza dönük olarak artan bir şiddet olayları var.
özellikle de kesimhanelerde çalışan, gıda üretim yerlerinde çalışan meslektaşlarımızın sürekli bir tehdit altında. Yani insan sağlığına zararlı olan gıda olarak tüketilmesine izin veremeyecekleri bir alanda çok üzülerek söylemek isterim ki bazen şiddete maruz kalabiliyorlar. Bazen bunu canlarıyla ödemek zorunda kalıyorlar ki 2 yıl önce mesela Yozgat'ta bir meslektaşımız kesimhanede bıçaklı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Biz tabii buna dönük olarak bizim amacımız ne? Burada hayvan sağlığını korumaya çalışıyoruz. Hayvan sağlığından sonra tabii hayvan sağlığını niçin korumaya çalışıyoruz? Sofralara daha sağlıklı gıdalar gelsin diye. Bugün dünyada araştırmalar şunu gösteriyor. Yani insan sağlığının bozulmasındaki en büyük etkenlerden biri gıda. Gıda sağlığı. Yani gıdanın sağlıksız oluşu. Evet. Daha doğrusu insan sağlığının bozulmasındaki gıdaların rolü %65'in üzerinde. Ama ciddi bir rakam. %65. Ciddi bir rakam. Bunun en büyük bir bölümünü de tabii hayvansal gıda oluşuyor. Hayvansal gıdada güvenilir gıda, yani sağlıklı gıdanın sofraya gelmesinde kimler rol alıyor? Veteriner hekimler elbette ki. Yani eğer siz bir brusellalı hayvanı eradike edecekseniz veteriner hekimler burada çalışıyor. Eğer tüberkülozlu bir eti eradike edip bunun sofralarına gelmesini engelleyecekseniz veteriner hekimler burada çalışıyor. Buna benzer paraziter, viral, bakteriyel birçok zoonoz hastalıkların ve bunun yanında gıda niteliği olmayan, gıda olarak tüketilemeyecek birçok gıdanın imhasına kadar, denetlenmesine kadar ve laboratuvarda bunların tahliline kadar çalışan meslektaşlarımız var. Bunlar canla başla tabii insan sofrasına gelmesin diye mücadele ediyorlar. Çok ciddi anlamda mücadeleleri var. Ama buna rağmen tabii üzülerek söylemek isteriz ki veteriner hekimler bugün sağlık çalışanı olarak tabii 657 devlet memurları kanununda kabul ediliyor ama bugün hakları noktasında, özlük hakları noktasında, sağlıkta şiddet noktasında ve sağlık çalışanı olarak maalesef kabul edilmiyor. Ama oysa ki aslında bir sağlık çalışanı. Yani sonuçta şöyle de bir şey var. Yani veteriner hekim olmak için alınan 5 yıllık eğitim içerisinde aslında tıpa yakın çok iç içe bilgiler var. Elbette. Şimdi biz şunu söyledik Hasan Bey. Yani dedik ki insan sağlığının bozulmasındaki gıdanın rolü çok büyük. Gıdayı kimler yönetiyor? Kimler hasbihal oluyor? Veteriner hekimler. Şimdi sağlık deyince acaba şu mu sürekli aklımıza gelmesi lazım? Yani bir insan hastalanması lazım. O insan bir hastaneye gitmesi lazım. Hastanede işte beşeri bir hekim tarafından muayene edilmesi lazım. Teşhisinin konulması lazım. Tedavisinin yapılması lazım. Sağlığı böyle bir dar çerçeve içerisine alacak olursak bu makul bir anlatım şekli olmaz. Sağlık öyle bir şey ki özellikle de şu son yıllarda dünya çapında, dünya otoritelerince trend olan şey ne? İnsanların hastalanmasını engel olmak. Tabii koruyucu hekimlik her şey, her zaman gerek ekonomik gerek sağlık yönüyle şeyden daha değerli, yani tedaviden daha değerli ve daha pratik ve daha kolaydır. İşte biz veteriner hekimler de biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki insan sağlığının korunmasında büyük bir özveriyle, büyük bir çalışmayla, büyük bir başarı ile gerek laboratuvarda, gerek zoonoz hastalıkların teşhisinde, imhasında, sofraya gelmesine engellenmesinde, kesimhanelerde, sahada, hastalıklarla mücadelede, ekonomik kayıpların önüne geçmesinde canla başla çalışıyoruz. Ve biz diyoruz ki ya biz de sağlık çalışanıyız. Yani şu ülkemizdeki gelecekteki neslin daha sağlıklı olabilmesi için ve daha az insanın hastalanabilmesi için mutlaka bizim tıp hekimliği, veteriner hekimlik ve çevre sağlığının multidisipliner bir şekilde birbiriyle bağlantılı, disiplinli bir şekilde çalışmasıyla mümkün olacaktır. Yani biz bunu sağlayamazsak gelecekteki yani biz şunu konuşabiliriz. Hakikaten de ülkemizde çok değerli beşeri hekimlerimiz var. Evet. Gerek cerrahlarımız var. İşte her alanda göz doktorlarımız var. İşte iç hastalıkları uzmanlarımız var. Çok değerli birbirinden. Ama biz diyoruz ki bizim insanımızı hastalandırmadan ne kadar az insanımızı hastalandırırsak o kadar sağlıkta başarılı olabiliriz.
Biz bunu başaramıyoruz. Evet. Yani son özellikle de mesela ülkemizde gerek hayvan sağlığında gerekse de insan sağlığında küresel ilaç sektörlerinin şeyi durumuna düşmüşüz. Yani pazarı durumuna düşmüşüz. İnsan bedeni bunda bir öyle. Kobay evet. olarak evet. görülüyor. Hayvan yine kobay olarak görülüyor. Ben 30 yıllık hekimim. Yani Türkiye'de veteriner ilaç sektörünün olmaması gibi bir şey yok. Ama biz diyoruz ki biz bu sektörü nasıl akıllıca yönetebiliriz? Veya burada kullanılan antibiyotikleri ki mesela çok önemli bir olay. Yani hayvan sağlığında işte antibiyotiği gelişi güzel kullanırsanız bu gelecekte insan sağlığını da çok ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Neden? Çünkü direnç denen bir korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalacağız. Bugün tıp hekimlerinin hastanelerde hastane mikrobu diye tabir ettikleri ve tedavide gayet zorlandıkları bir mikrobun yarın veteriner hekimlikte sahada bir saha bakterisinin gelişmeyeceğini kim söyleyebilir? Yani işte sahada kullanıla yarın işte siz bir insan olarak hastalandıysanız bir reçete ettiyse bir beşeri hekim size gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki ilaç çalışmıyor. Niye? Bakteri ona göre gardını almış. Evet. Ona göre direncini almış. Ona göre de o savaşta başarılı çıkmış. Artık o antimikrobiyal ilaç onu durduramıyor. Bu ne demek? Bu insan immünitesinin veya insan sağlığının çok daha dirençli, çok daha güçlü gelecekte viral, bakteriyel ve paraziter diğer hastalıklarla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmektedir yani. Ki bu şöyle de bir şey var. Son zamanlarda, son yıllarda özellikle de dünyada buna benzer çalışmalar da yapıldığını ben düşünüyorum. İnsanların sağlıklarıyla ilgili ciddi oynamalar yapıyorlar. Şimdi Hasan Bey, yani bugün dünyanın gözü önünde bir dram yaşanıyor gerçekten. Yani bunu sadece bir Müslüman kimlikle bakmamak lazım. Değil tabii canım. Bu Gazze olayı bir insanlık sorunu hakikaten de. Yani şunu görüyorsunuz. Burada 5 yaşındaki bir çocuğu, günahsız bir çocuğu, bir kadını öldüren bir zihniyetin küresel ölçekteki bütün gücünü farklı toplumlar üzerinde veya ülkeler üzerinde stratejik farklı alanlarda farklı şekillerde uygulayamayacağını kim söyleyebilir? Yani biz bakın bir Covid olayı yaşadık. Covid'de Dünya Sağlık Örgütü şunu söyledi. Dedi ki ya siz alacaksınız işte immün baskılayıcı şu ilaçları kullanacaksınız. 8 artan atacaksınız. Şunlardan yapacaksınız. Bunları da sonra döndüler. Dediler ki ya Covid geçtikten sonra dediler ki ya bu ilaç bunda hiç çalışmıyormuş. Şimdi siz hangi otoriteye güveneceksiniz? Aşı mesela. İnsanlar aşılara yaptırdılar. Evet yani bugün yapılan aşılar, Covid'de yapılan aşılar bugün birçok bilim otoritelerince, yani halk arasında boş ver, bilim otoritelerince tartışılıyor. Yani bunun gelecekte ne olacağı, bugün yaşanan kalp krizlerinin veya birçok işte immünite hastalıklarının veya işte metabolik hastalıkların, hormonal hastalıkların temelinde yattığı söyleniyor bilimsel gerçekler olarak. Siz bunu nereye koyacaksınız? Onun için sizin kendi ülkenizde sağlık sistemini kurarken kendi öz değerlerinizde, kendi milli değerlerinizde multidisipliner bir şekilde dışa bağımlı olmayan kendi sisteminiz içerisinde çocuklarınıza uygulayacağınız aşılardan tutun da hayvanlara uygulayacağınız aşılara kadar, koruyucu aşılara kadar mutlaka burada üretmek zorundasınız. Şimdi biz şunu söylüyoruz hakikaten. Yani biz doktorlarımızı çok başarılı buluyoruz. İyi ki varlar. Evet. Yani olmasalar biz ne olacağız? Gerçekten nereye gideceğiz? Yani iyi ki varlar. Ama şunu da soruyoruz. Yani şu soruyu da soruyoruz. Diyoruz ki ya iyi bir iç hastalıkları uzmanımız var. İyi bir cerrahımız var. İyi bir farklı alanda doktorlarımız var. Ama koruyucu anlamda bakın bir Covid yaşadık. Bir Covid sendromunu yaşadık. Covid'de aşıyı bulan kimler? Veteriner hekimler. Neden beşeri hekimler burada yok? Beşeri hekimlerin burada hiçbir çalışması yok. Böyle bir sağlık sistemi olabilir mi? Yani burada da beşeri hekimlerin başarılı profesör düzeyinde veya doçent düzeyinde veya daha ileri seviyede çalışmalar yapmaları, laboratuvar kurmaları veya işte geçmişte vardı mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş bir Refik Saydam Hıfzı Zağ şeyimiz vardı.
O da kapatıldı son yıllarda. Çok üzülerek söylemek istiyorum. Orada birçok beşeri hekimin çok ciddi çalışmaları vardı. Tarihsel süreç içerisinde de çok ciddi çalışmalar vardı. Ama biz şimdi şu korkunç gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Biz bugün çocuklarımıza uyguladığımız birçok aşıyı dışarıdan alıyoruz. Peki yani ülkelerin veya işte bu aşı üreten ülkelerin bizim üzerimizde stratejik hesapları yok mu? Elbette vardır. Ama orada da işte bu sefer kafa şeye gidiyor, Sağlık Bakanlığı'na gidiyor. Yani bakanlık bunun muhakkak ki önlemini alır diye düşüncelerimiz var. Hayır. Rahatlığımız var. Çok da öyle düşünemeyiz. O zaman şimdi büyük bir endişe ne suçlayabiliriz? Ne suçlayabiliriz? Hayır, suçlama değil de mesela şimdi... Hayır bak yani böyle bir şey vardır da diyemeyiz ama tedbirlerimizi maksimum düzeye çıkarmak zorundayız. Ama ben şunu merak ediyorum. Neden abi diyeceksiniz? Bakın şimdi biz hepimiz hemen hemen aynı yaş grup insanlarız. Biz ilkokulda okurken Amerika'dan bir süt tozu gelirdi ve Amerika'dan Anadolu insanına sırf okullarda dağıtılsın diye un gelirdi. Hatırlarsınız, hatırlamazsınız evet. Bilmem ama ben çok iyi hatırlarım. Bizim kendi hayvanlarımız vardı. Biz kendi hayvanlarımızın sütlerini içmezdik. Yani Anadolu'nun o yerli ırkların sütleri işte merada otlayan, hiçbir ilaç kullanılmamış, hiçbir aşı uygulanmamış. Tamamıyla %100 organik, doğal. %100 sağlıklı, doğal sütlerini içmezdik. O süt tozunu bize içirirlerdi. Bu bir stratejik hesaptır. Yani bunları çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bakın biz tarihsel süreç içerisinde biliyor musunuz? Süreyya Tahsin Aygün vardır. Bir veteriner bakteriyologtur. Aynı zamanda bir generaldır. Askeri veterinerdir. Olmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Ülke içerisine girecek bir kimyasal maddenin çocuklarda kullanımından neticesinde bugün bizim kuşakta ve bizden bir kısım daha önceki kuşaklarda ve sonraki kuşaklarda birçok uzuvları eksik veya uzuvları fazla engelli, özürlü birçok insan dünyaya gelecekti. O ithalatın önüne kendisi set kuruyor, kendi hayatı pahasına engel oluyor ve o kimyasal maddenin ülke içerisine girişine engel oluyor. Ve o dönemde de adamın aklına şu soru gelmiyor değil. O dönemde Sağlık Bakanlığı nerede? Ya bugün de aynı sorun. Bugün de aynı sorun var. Aynı aslında. Sorun var yani. Bizim bunu biz şunu söylemiyoruz. Biz demiyoruz ki ya elini kolunu sallaya sallaya geliyorlar. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Ama bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız gerektiği, gerek hayvan ithalatında, gerek hayvansal yem ham maddesi ithalatında, gerek işte gıda ithalatında bütün bunları çok iyi analiz edip, çok ciddi tedbirler alıp, mümkünse yani mesela son yıllarda işte trend olmaya başladı. Ya ata tohumu, ata tohumu. Niye ata tohumu diyoruz? Çünkü şeylerin hibrit birçok şu anda kullanılan tohumların hibrit tohumların birçoğu da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri elbette ki var. Şimdi son yıllarda işte zirai ilaçlamada daha çok şeyler revaçta. Organik işte ilaçlamalar evet. Falan. Neden? Çünkü kalıntı izleme noktasında baktığın zaman çok ciddi sonuçlar var. Bugün hayvan sağlığında da aynı şekilde. Aynı şeyle karşı karşıyayız. Biz bugün hayvan sağlığında ciddi anlamda tonlarca biyolojik madde kullanıyoruz. Antibiyotik kullandırıyoruz. Bir de şu var. Mesela dışarıdan gelen hayvanlar noktasında da eleştiriler zaman zaman oluyor. Biz evet konuşuyoruz, tartışıyoruz ama işte Türkiye'deki et bolluğu artsın diye dışarıdan ithal hayvanlar da geliyor. Hani bunlar da ne kadar denetlenebilir veya bu anlamda ne kadar içimiz rahat olabilir? Şimdi bakanlığımız bununla ilgili elbette gerekli tedbirleri almaya çalışıyordur. Biz buna güvenmek zorundayız. Yani kendi ülkemizdeki bir kurumuna güvenmek zorundayız. Ancak dikkatli de olmak zorundayız. Bakın biz şunu söyledik. Demin söylerken rakamsal olarak dedik ki ya Türkiye'de şu anda 30'a yakın veteriner fakültesi var. Hali hazırda. Eğitim öğretimi yapıyor. Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da 3-5'tir. Avrupa'nın hayvan varlığı bizden fazla. Avrupa'nın verim ortalaması da bizden fazla. O zaman Avrupa'daki hayvan hastalıkların seyri de bizden az. Anlatabildim mi? Yani mesela bugün zoonoz hastalıklar, işte bugün ihbarı zorunlu ve tazminatlı hastalıklarımız var. İşte tüberkülozudur, kuduzudur, ondan sonra brusellasıdır. Ama biz bugün sahada görüyoruz ki bunlar giderek artıyor. Yani işte o zaman vaka demek sayesinde ciddi bir artış var. O zaman şunu ortaya koyuyor. Yani denetimde ciddi bir açık var gibi gözüküyor. Şimdi denetimden ziyade sistemin yönetilmesinde çok ciddi aksaklıklar var. Bakın
1984 yılına kadar Tarım Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü vardı. 1984 yılında kaldırılıyor bu. Şimdi Türkiye'de bakın gıda, hayvancılık, sokak hayvanları yani bir bütünsel yapı olarak ele alınmalı. Çünkü bugün toplum belki sokak hayvanlarına tek bir pencereden bakıyor olabilir. Yani işte insanlara saldırıyorlar, sayıları artmış. İşte kuduz riski var ki mesela yeni yeni herhalde zannedersem Erzurum mu nerede yine bir kuduzlu bir şey çıktı yani vaka çıktı. Bizim buradaki gelen enstitüye gelen bölge enstitüsü olduğu için rakamlarda da her yıl giderek bir artan bir artış var. Şimdi biz veteriner hekimler buna sadece bu boyutta bakmıyoruz. Yani hayvanların tehlikeli boyutundan bakmıyoruz. 20 yıldır ülkemiz iyi niyetle bir şey çıkarmış. Bir kanun çıkarmış. Bu hayvanlara dokunmayacaksınız. Bunların yaşam hakkı var. Bütün canlılarla olduğu gibi. Elbette ki de olmalı. Ama bu sistemi kurarken bu sistemin içerisinde veteriner hekimler sistemin yönetilmesinde yok. O da ilginç. Yönetilmesinde yok. Yani burada bu tür sistemleri yönetirken otoritenin bu işi en iyi bilenin olması gerekmiyor mu? En iyi bilenin olması gerekir. Şimdi öyle bir kanun çıkarmışlar ki vermişler işte mücavir alanlar içerisinde belediyelere. Ya garibim Yazıkonak Belediyesi veya Molla Kendi Belediyesi ne bütçesi var ki bu işe bütçe ayırabilsin? Yani. Veya burada bir veteriner hekim nasıl şey yapabilsin? Yani burada görevlendirebilsin bir şekilde. Tamam işte büyük şehir belediyeleri veya işte büyük belediyeler bu konuda ciddi çalışmalar var. Kırsalda da yüklemiş işi valilik kanalıyla işte il özel idarelere. Şimdi bugün baktığımızda Türkiye'nin hiçbir yerinde çok ciddi bir çalışma yok. Niye? Çünkü bilmiyor ki. Yani il özel idaresi bu konunun sıkıntılarını, sakıncalarını, gelişini, gidişini, şuyunu, bunu hiçbir şeyini bilmez. Valilik yine aynı şekilde. Sorun bilenler kimler? Veteriner hekimler. Ya olursa işte bir proje çıkardılar. Veteriner hekimler burada işte bu işi kısırlaştırmada veya işte aşı uygulamasında veya parazitler mücadelede veteriner hekimlere derler ki bunu yapın. Ama biz istiyoruz ki otoritenin veteriner hekim olması lazım. Yani bugün hayvan hastalıklarla mücadelede de sadece bu kedi köpek meselesinde değil. Hasan Bey. Yani şu anda bakın ben sahada çalışan bir veteriner hekim. Biz tedbirlerimizi almazsak, ciddi tedbirler almazsak, bakın çok çeşitli şeyler var. Bakanlık bu işin biraz gerisinde geliyor. Ama lütfen bizim öngörülerimizle hareket etmemiz lazım. Bunlar stratejik şeyler. Yani bir ülkenin hayvancılığı, bir ülkenin tarımı, bir ülkenin işte ilaç sektörü, aşı sektörü veya işte hayvan varlığı, gelecekteki perspektifi tamamen hepsi stratejiktir. Onun için bunlar o stratejik şeylere mantıklı şeylerle yaklaşmak lazım. Ve olabilecek şeyleri önceden görerek, tedbir alarak hareket etmek lazım. Şimdi hayvan mesela hayvan ithalatını veya işte şey ele alalım. Neydi o? İşte bugün şeyde Brüsel'de mesela pik yapmış şu anda. Tüberküloz pik yapmış. Her gün kesim analarımızda hemen hemen tüberkülozlu hayvanlara rastlıyoruz. Şimdi biz eskiden şunu biliyorduk. Yani beşeri hekimlikten yani kulağımıza gelen şeyler derlerdi ki ya tüberküloz yoksulluk hastalığı. Yani yeterince beslenemeyen insanlarda ortaya çıkabilecek, toplumlarda ortaya çıkabilecek bir hastalık. Ama bugün biz hayvanlarda görüyoruz ki karkas ağırlığı 400 kilo hayvan kesime gelene kadar da gayet yemesi, içmesi her şey normal. Ama kesilince imhaya gidebilecek kadar tüberkülozlu hayvan. Yani siz dışarıda baktığınız hayvana sağlıklı. O zaman ters giden bir şey var. Demek ki problem var aslında. Bir problem var ortada. Peki bu problemler ortada varken şunu sorayım. Sizler yani veteriner hekimler yani Sağlık Bakanlığı veya işte sizinle ilgili
olması gereken kurumlar burada. Yani sizler burada masaya bir taraftan da oturup da kendilerinizi ifade etmek noktasında sonuçta bir girişim de olması lazım. Yani iki taraflı aslında. Şimdi Hasan Bey, yani şu anda şunu tespiti doğru koymamız lazım. Yani bugün sağlık sistemini yönetenlerin bunu bilmiyor olmaları mümkün değil. Mümkün değil tabii canım, mümkün değil. Yani bugün zoonoz, işte benim zoonoz hastalıklardan haberim yok. Bununla kim mücadele ediyor? Yok. Covid'i kim çıkardı? Covid'in aşısını kimler üretti? Kim Türkiye'de? Türkiye 6. ülke Covid aşısını geliştiren. Kim bu? Bir veteriner hekim profesör. Şimdi siz bunu bütün bunlara rağmen siz bir meslek mensuplarını görmezden gelirseniz burada yapabilecek bir şey yok. Demek ki burada bir meslek taassubu var. Oysa bizim bu ülkeye vefa borcumuz var hepimizin. Beşeri hekimin de var, bizlerin de var, sizlerin de var. Herkesin kendi alanında vefa borcu var. Onun için biz geleceğe daha güvenli ülke üretimini ve ülke sağlığını geleceğe daha rahat taşıyabilecek formüller üzerinde durmamız lazım. Geleceksiniz, diyeceksiniz ki siz Sağlık Bakanlığı şu anda sağlık sisteminin en üst tepesinde duran bir sistem. Bunu kimse inkar edemez yani. Bugün Sağlık Bakanlığı dururken işte lideri kim? Sağlık Bakanlığı. Elbette ki Sağlık Bakanlığı. Ama bugün veteriner hekimler, çevre sağlığında çalışanlar, işte hatta zirai üretimde çalışanlar bu sağlığın bir parçası değildir diyemezsiniz. İşte gıdacılar, gıda mühendisleri veya işte su ürünleri mühendisleri bunlar bu işin bir parçası değildir diyemezsiniz yani. Çünkü bunlar da bu gıdanın güvenli bir şekilde üretilmesinde çalışan insanlar. Şimdi biz bunu multidisipliner bir şekilde beraber halletmesek sorun çözemeyiz yani. Peki burada işte hani sizler de mesela hani sesinizi gür bir şekilde de çıkartmak noktasında yani yanlış giden şeyler var deyip hani en azından bir girişiminiz oldu mu? Yani ülke genelinde aslında bunu soruyorum. Elbette hani... ki biz gerek mesela daha ben 10 yıldır bölge oda başkanıyım. Biz bazı şeyleri çok daha rahat görüyoruz. Bazı şeyleri, çalışmaları görüyoruz, sahayı görüyoruz. Sahada çalışan bir hekimim. Hayvan hastalıklarını görüyoruz. Geri getiriyorsunuz ama ona rağmen karşılık mı bulunamıyor? Evet. Yani bunun başka bir izahı yok ki. Evet. Yani şimdi siz işte Brüsel'e çıkıyor bir işletmede. Brüsel'e bir işletme çıkınca eğer o işletme içerisinde tabii tohumlama yapılıyorsa, yani bir boğayla bütün hayvanlar gebe bırakılıyorsa tamamına yayılıyor zaten. Hmm. Burada tazminatlı hastalık olduğu için devlet de çok ciddi anlamda bunun tazminatını ödediği için ciddi anlamda ekonomik kayba uğruyor. Ve bir yandan da siz hayvan popülasyonunuzu kaybediyorsunuz. Onun için hem burada bu şeyleri göz önünde bulundurarak, bütün bu verileri göz önünde bulundurarak hem özellikle de devletimizin suni tohumlama noktasında. Çünkü suni tohumlamada böyle bir şanslar yok. Yani bir hayvanda eğer brusella varsa o bireysel olarak onda kalır. O eğer teşhis edilecekse, bir düşük olacaksa, bir atık olacaksa veya brusella dönük olarak bir sıkıntı oluşacaksa sadece o hayvan imha edilir. Etraf falan kontamine olmamışsa, başka hayvanlarda bulaşmamışsa o risk ortadan kalkmış olur. Ki günümüzde de mesela özellikle de Elazığ bölgesinde ben bunu gerek bakanlığımız yetkililerine, gerek güvenlik güçlerimize ve gerekse de il müdürlüğü çalışanlarımıza şunu söylüyoruz. Bölgemizde özellikle de pikaplarla ahır ahır dolaştırılıp tabi tohumlama yaptıran, parayla tabi tohumlama yaptıran şeyler var. İşte boğa şeyler var, gezdiriciler falan var diyelim. İşte böyle. Bunlar son derece riskli şeyler. Bunlar hem ülke ekonomisine zarar veriyorlar, hem hayvan varlığımıza zarar veriyorlar, hem insan sağlığının geleceğini tehlikeye düşürüyorlar. Buna dönük olarak da il içerisinde çok ciddi bir tedbirlerin alınması elzemdir. Biz bunu da böyle görüyoruz. Bunu da kurumlarımız lütfen ihbar olarak kabul etsinler. Buna dönük olarak da tedbirlerimizi alalım. Gerekli çalışmaları hep beraber yürütelim. Peki. Özellikle yine veteriner hekimlerinin yasal hakları noktasında ne gibi eksiklikler var? Değer görüyor mu, görmüyor mu?
Bunu da biraz tartışalım. Tabii biz konuşmamız esnasında zaman zaman değindik. Evet. Dedik ki yani biz bıçakların gölgesinde et muayene etmek istemiyoruz. Evet. Biz bıçakların gölgesinde işte bu gıda imha edilmesi gerekir. Veya işte denetime giden meslektaşlarımız var bugün. Yani market dolaşıyor, işte kasap dolaşıyor. Reyonlara bakıyorlar, miadı dolmuş mu dolmamış mı, varsa bir sıkıntı. Veya işte bir mamulün içerisinde farklı karışımlar varsa, ki laboratuvarda mesela meslektaşlarımız çok basit tahlil yöntemleriyle bunu açığa çıkarıyorlar. Biz bunu baskı altında görmek istemiyoruz. Biz diyoruz ki ya biz halkın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Bizim de bir tıp doktoru gibi veya bir sağlık çalışanı gibi mutlaka sağlıkta şiddete kapsamına alınmamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, biz sağlık çalışanıyız. 7/24 çalışıyoruz sahada. Meslektaşlarımız birçok riskle karşı karşıya. Birçoğu ki güncel olarak görüyoruz. Birçok meslektaşımız fedakarca aynı zamanda araç da kullanıyor. Yani aşıya çıkıyor veya işte hayvanın hastalık tespitine gidiyor veya imhaya gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Birçok meslektaşımız kaza geçirmek zorunda kalıyor. Birçok meslektaşımız yine bu hayvanlardan insanlara bulaşan birçok hastalıklardan muzdarip bugün bulaşmış durumda. Bununla ilgili tedavileri sürüyor. Ve özlük hakları noktasında. En önemlisi aslında. Evet, özlük hakları noktasında. Emeklerimiz. Yani siz ayırırsanız bir ülke içerisinde bir tıp doktorunun işte emekli maaşı şu kadar da, bir veteriner hekimin maaşı şu kadar veya işte bir işte bizim de hocalarımız var veteriner fakültesinde ders veren hocalarımız. Yani bir tıp fakültesi hocasından maaşı neden aynı olmasın? Yani neden olmasın? Yani şimdi bir gıdacı veya işte bir dahiliyeci veya bir cerrah. Yani bunlar tamamen tamam hayvan sağlığı ama hayvan niçin var? İnsan için var. İnsan için varsa hayvan sağlığının korunmasında çalışan, canla başla çalışan bütün personelin mutlak manada aynı haklar kapsamına alınması gerekiyor. Ki biz bunlardan şu anda mahrumuz. Hem sahada çalışan meslektaşlarımız ülkenin değişik yerlerinde dağda, bayırda ki kaldı ki bazen mesela üreticiyle baş başa kalabiliyor. Burada şiddete maruz kalıyor. İnan bunları kurtara ellerinden alabilecek kimseler de yok. Hmm. Yani illa birileri ölsün mü? Veya bu ölüm sayıları artsın mı? Mesela işte evvelki sene hani size bahsettim demin. Volkan Dale şehit edildi. Yozgat'ta şehit edildi. Yani Volkan Dale'lerin sayısının artması mı gerekiyor bir şeyden olması için? Veya şunu söyleyeyim, biz veteriner hekimler tamam bize bıçağı gösterdiler mi? Ya biz de geçirelim gitsin. Diyelim mi yani bunu? Onun için bunu yaparken işte diğer özlük haklarını da sağlık çalışanları gibi almıyorsak biz de burada elbette ki kırgınız. Tabii bunların bir an önce aslında yerine getirilmesi lazım. Yani özellikle evet. De veteriner hekimlerinin özlük hakları, aynı zamanda işte yasal hakları neler varsa dediğiniz gibi hakikaten yani sonuçta hayvanlar da insanlar için, doktorlar da insanlar için mücadele ediyor. Veteriner hekimler de sonuç itibariyle insanlar için mücadele ediyor, çalışıyorlar. Bütün yollar kadar, insana evet, çıkıyor neticede. Ki, hatta şöyle işte mesela çoğu zaman da denk geliriz, özellikle de gündemi yakından takip ettiğimiz için birçok konuda veteriner hekimler insanların sağlıkları noktasında ciddi mücadeleler yapıyorlar. İşte denetimler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar ve maalesef üzülerek söyleyelim ki işte günü geçmiş birçok ürünü tekrar işte yenileyip ambalajıyla vesaire işte neyse vatandaşa yutturmaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde ama bu anlamda da çok titizlikle yapılan çalışmalar sonrasında vatandaşımızın da yani insanımızın sağlığını koruma adına mücadele veriyorlar. O kadar Hasan Bey, o kadar gelişmiş ki laboratuvarlarımız, hakikaten çalışan meslektaşlarımız, laboratuvarlarımız o kadar gelişmiş ki eğer bir ürünün içerisinde bulunmaması gereken diyelim bir at eti veya işte bir sucuk içerisinde ya işte dana kıyması değil de tavuk kıyması katılmışsa bizim meslektaşlarımız bu hileli ürünleri de çok kısa süre içerisinde tespit ediyorlar. Yani bu kadar canla başla çalışan ve sessiz sedasız çalışan, korumaya çalışan meslektaşlarımız maalesef üzgünüz ama bizim
pirimizden aldığımız bir şey var. Biz Akif'ten aldığımız bir dersimiz var. Biz diyoruz ki biz ülkemizi çok seviyoruz. Evet. Her şeye rağmen çalışacağız. İnan şiddet gösterilmesine rağmen meslektaşlarımız yine imha edilmesi gereken mamulleri imha ediyorlar. Kullanılmaması gereken gıdaları yine imha ediyorlar. Hayvan sağlığında yine durmadan, yaz kış demeden canla başla çalışıyorlar. Enstitülerde yine hayvan hastalıklarının tespitinde, teşhisinde, gerekli tedbirlerin alınmasında meslektaşlarımız yine canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Evet. Ama biz diyoruz ki bizim hakkımız bu değil. Bizim hakkımızda elbette sorulur. Biz istiyoruz ki ülkemizi, demin onu söyledim, bir tık daha yukarıya götürelim. Ama sistemsel bir takım sıkıntılar var. Demin değinmek istedim. Aslında tam olarak değinemedim. Ülkemizde ilk defa 1952 yılında Doğu İlaç adında antiparaziter ilaç ücretsiz olarak üreticiye dağıtılarak giriyor. Tabii ben köylü çocuğuyum. Mesela ben veteriner fakültesini kazandığımda bizim köyde çok ciddi anlamda hayvan varlığı, sığır varlığı vardı. Çok ciddi anlamda küçükbaş vardı. Ama hayvan hastalıkları bu kadar yoktu. Bugün tedavi ilaçlarına rağmen, ilaç sektörünün gelişimine rağmen çok ciddi anlamda şeyler var. Yani hayvan hastalıkları var. Çok ciddi anlamda da ilaç kullanımı var. Bu da bizi gelecek adımda çok ciddi anlamda ürkütüyor. Küresel ölçekteki gerek beşeri gerek de veteriner sahada çok ciddi stratejik planları var. Bunların satış stratejileri var. Mesela çalışan elemanlarına işte kota uygulamaları, bugün işte veteriner sahada kullanılan ilaçların etiket fiyatında satılmıyor olması. Yani ki biz bunu mesela ben şahsen çok ciddi anlamda karşıyım. Neden? Ya bu biyolojik bir ürün neticede. Biyolojik işte kimyasal bir ürün. Veya işte bunun biyolojik versiyonları da vardır, aşı vesaire. Bunların denetiminin mutlaka ciddi anlamda yapılması gerekiyor. Evet. Onun için hem denetimlerini yaparken hem de asgari düzeyde kullanmak noktasında bir şeyler yapmamız lazım. Hem insan sağlığını hem de hayvan sağlığında şu anda biz koruyucu hekimlikte ve hayvan refahında, özellikle de hayvan beslemesinde bu alanlar ki bizim için çok önemli. Biz çok gerilerdeyiz. Yani hayvanlarımızı koruyamıyoruz hastalıktan. Önce bunu başarmamız lazım. Bir veteriner hekim, kamuda çalışan veteriner hekim ordumuz var. Ancak bunlar tek yapmadıkları şey veteriner hekimlik şu anda kamuda. İşte kimi zaman hayvan küpelemede, kimi zaman aşı uygulamalarında, kimi zaman işte hayvan sayımında kullanılmakta. Bu hem ülke ekonomisine ciddi anlamda bir külfet getiriyor. Çünkü bir veteriner hekimin şu anda ülkeye maliyeti belli, kamuya maliyeti belli. Bu işler böyle pahalı şeylerle yapılmamalı. Sistem mutlaka değişmeli, doğru bir sisteme oturmalı. Veteriner hekimler yüksek verim, ırk ıslahı, hayvan sağlığının koruyucu bölümünde çok ciddi anlamda istihdam edilmeli. Bu alana lokalize olmalıyız ve ciddi üretim seviyemizi yukarıya çıkarmamız lazım. Hayvansal hastalıkların eradikasyonunu sağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda hayvanlardan insanlara bulaş riski olan birçok hastalığın da eradikasyonunu veya daha asgari seviyelere indirmek için çok daha ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Peki başkanım, teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bu arada geçen cumartesi Dünya Veteriner Hekimler Günü'ydü. Evet. Tabii 2008'de bu yana Dünya Veteriner Birliği tarafından her yıl Nisan ayının son cumartesi olarak kutlanıyor. Bu yılda işte geçen cumartesine denk geldi. Bu vesileyle bölgemdeki, ülkemdeki bütün meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Peki bizler de kutlayalım. Teşekkür ederim tekrardan. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim Bulut bizlerle birlikte olduğu kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kısa bir ara gidelim. Saat başında günün gelişmeleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız.